Efendim emeklerimizle ilgili bir haberle devam edelim. Ondan sonra öğretmenler konusuna gireceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını tahsil ederse, doğru yönetirse ve doğru denetlenirse emekliler rahat nefes alır. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli var. 6 milyonu hayatını 10.000 TL ile sürdürüyor. Emekli maaşlarında aylardır beklenen artış yapılmıyor. Buna gerekçe kaynak ve EYT olarak gösteriliyor. Peki öyle mi? Yani EYT olmasaydı emekli maaşlarımız daha yüksek olurdu söylemeye kesinlikle doğru değil. Bununla alakası yok. 4 yıldır açlık sınırının altında emekliler aylık alıyor. EYT'liler daha 2023 Mart'ta emeklilik başvurusunda bulundular. Dolayısıyla olayı EYT'ye yıkmak doğru bir söylem değil. En büyük sorun kayıt dışı çalışma. Her 100 kişiden 20'si kayıt dışı çalışıyor. 7,5 milyon insan. 3,5 milyonu tarım işçisi, 1 milyona yakını ev hizmetlerinde. Kayıt dışının içinde diğer bir kesim de sigorta primleri düşük gösterilenler. Aslında aldığı maaş daha yüksek ama işveren onu asgari ücret üzerinden gösteriyor. Bu da hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim alacaklarını düşük tutuyor hem de vergi açısından bir kaybımız söz konusu oluyor. Kayıt dışı çalışma çözüldüğünde sorun çözülüyor mu? Hayır. Bu kez ikinci sorun ortaya çıkıyor. Sigorta primlerinin tahsil edilememesi. SGK yalnızca %85'ini karşılıyor. Sayıştay'ın SGK ile ilgili hazırladığı 2022 yılı denetmen raporuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kasım 2022 itibariyle yaklaşık 363 milyar birikmiş alacağı bulunuyor. Bir diğer sorun işverenlere verilen sigorta teşvikleri. Özellikle büyük firmalar son tüketiciye bütün zamları yansıtmasına rağmen biz onlardan sigorta primini tahsil etmiyoruz, vergiyi tahsil etmiyoruz. Onlar da hem affa gidiyoruz hem de teşvik veriyoruz. Ve özel hastanelerde ödenen sağlık giderleri. Çoğunlukla bunlar da denetim raporlarında ortaya çıkıyor. Hastaneye bir ceza kesiliyor. O ceza tahsil ediliyor, edilemiyor, ortaklık yapısı değişiyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemeleri arasında yer alan sağlık giderlerinin hastanelere, o büyük büyük kartellere ödenmesi konusunda da açıkçası ciddi bir sıkıntımız var. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete bu sorunu SGK'nın doğru yönetilememesine bağlıyor. Biz primlerimizi ödedik ama Sosyal Güvenlik Kurumu bu primleri değerlendirirken tahvil aldı devlet hazinesinden düşük faizle. Kendisine ait, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait arazileri, kendisine ait yerleri düşük fiyatlara kiralara verdi. Çok düşük fiyatlara satış gerçekleştirdi.